Evet, üçgen asansör, üçgen asansör İltemir Yatırım son karşılaşma artık. Ben hemen Gökay değil mi? Evet. Arkadaşlar şey soru sende. Mustafa sen daha ilk defa görüyorum seni, kadrodaydın. Aynen. Üçgen alalım, zorlu bir rakip. Vallahi ben hani zaten çok oynamıyorum. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Yani kimseyi... çok oynamıyorum derken hani hayır, kumar falan mı oynuyorsun? Yani ben şeyi... Bizim en değerli oyunumuz da anca getirebildik. Gelmiyor arkadaşlar. Yok, yok, nazlı. Yok yok ya, sakat benim falan ağrıyor ya. Bugün izlemek keyifli olacak o zaman seni. İnşallah. Peki. İnşallah. Evet Durmuş, bugün Kenan tam 11 gol attı. İnanılmaz bir iş başardı bir maçta. Gol krallığında öne geçti birden. Bugün atacağın goller önemli. Vallahi tebrik ediyoruz yani gol krallığında... Gökhan Eti'yi biliyorduk önümüzde ama şu an Kenan'ın kaç gol olduğunu bilmediğimiz için 33-32 civarı. Fark etmez, biz de elimizden geleni yapacağız işte. Daha takım sonuçta, oyununu hemen attım bir anda. Sonuçta, bir anda takım oyunu sonuçta, gitti yani adamda. Yok takım oyunu yok, bu maçta yapıyorum. O kadar gerekli olduğunu düşünmüyoruz. Yani zaten takımda eksiklerimiz de var. Sizin için önemli ama üçüncülük veya ikincilik maçı bu. Alacağın skora göre. Valla bakalım işte, arkadaşlara başarılar diliyoruz. Biz de size başarılar diliyoruz. Evet Gökay, sen de devam edelim. Sen de son 2-3 maçları oynuyorsun. 2 maç oynadım. Tabii çok da iyi bir oyuncusun bana göre. İyi oynuyorsun, bilene hakim. Hatta geldiğin ilk hafta ilk 11'e girmiştin. Evet. Belli bir evet. Grup içinde. Neler düşünüyorsun? Önemli bir rakip. İkincilik ve üçüncülük şansları var. Yani açıkçası de, çok fazla biliyorum. Tanımıyorum ama yani rakibin iyi olduğunu duydum sadece. Bu maçı kazanırsak şansımız varmış. Biraz biliyorum şansınız. Evet. Yani sıkacağız artık elimizden geldiğince. Yani keyifli bir turnuva. Ben burada bulunmaktan keyif aldım gerçekten. Sizin de emeğinize sağlık. Biz elimizden geleni yapıp bundan sonraki sonuçları bekleyeceğiz. Peki. Başarılar diliyoruz. Evet. Naçiçeği, özür dilerim Naçiçeği diyorum. Üçgen asansör. İltemir Yatırım karşılaşması. Osman Kale'de Gökay, Ramazan Ali Gümüş, İsmail Durmuş, defansın başarılı ismi. Hakemimiz Eşit Hoca, Hasan Kale'de Abdullah, Durmuş, Hasan, üçgen asansörün önemli oyuncusu Erdem ve İbrahim. Evet iki takım üçgen asansör için ya ikincilik ya üçüncülük maçı skora göre. İltemir Yatırım için de önemli bir karşılaşma. Başarılar diliyoruz. Hak eden kazansın. Evet üçgen asansör ve İltemir Yatırım karşılaşma. Adnan İltemir, siz İltemir Yatırım, bakalım nasıl bir tepki verecek. İsmail. İsmail, Ramazan, o da sahalarda yoktu bir iki maçtır. Önemli bir oyuncu. Gökay. Gökay pası, Ramazan. Vurdu topça. Evet Erkan, sen de yorumcumuzsun bugün. Evet. İltemir Yatırım üçgen asansör karşılaşması. Zor bir rakip üçgen asansör biliyorsun. Ciddi, zor bir takım ama İltemir'de isteyince yapamayacağı yok. Hatta değil mi? Rozet yok. Gökay harika hareketler, gol pozisyonu. Son anda Abdullah. Erdem. 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 Karşısına Ali Gümüş var. Erdem ortaladı. Durmuş. Kontrol. Gökay. Gökay. İsmail top dışarıda. Güzel vurdu ama top dışarı çıktı. Sert şutlar gerçekten İsmail'e özgü. İsmail önemli bir ayakçı olarak evet. İsmail abinin şu anda şeyini tutuyoruz. Biz çektiği şutu 4 şut. Kaleyi tutan yok. Kaç? Genelde 4'te 1 atıyor ama. 4'te 1 ya. Geçen 16'da 3 attı. Bir kafa Osman. Evet. Yakında kalede Richard Gürey falan göreceğiz. Bruce Willis'i göreceğiz herhalde. Bir ya, İsmail oynuyor, bir İsmail Ali oynadı. İzmir'de. Şimdi ha ya, tabii. İzmir'de oldu. İbrahim. İbrahim. İsmail. Gökay. Uzun top. Hasan. Gökay. Gökay. Şimdi Durmuş kaptı. Erdem. Kontrol. Hasan. Ara topu kimse yok. Ali Gümüş. İsmail. Orta. Ramazan. Kontrol. Karşısında İbrahim var. Ramazan. Vurdu topu. Top kaybı. Ve mükemmel kurtarış Ramazan'dan. Abdullah'tan özür dilerim. Artık üçüncü maçtan sonra... Abdullah mükemmel kurtardı. Şimdi Gökay, Ali Gümüş. Ali Gümüş vurdu. Tekrar Ali Gümüş. Durmuş vurdu, top dışarı çıktı. Bu dakikalarda İltemir Yatırım atakları. Durmuş abi dün 2 saatte de maç oynadı. Evet maşallah Durmuş. Yaşlı kurt. Yaşlı kurt demiyorum, çok genç bir adam ama. Genç de değil ya, 45. Yine de orta yaş.
Hasan. Pas. Evet, top kaybı 2-1. İsmail. İsmail pası nereye? Ramazan için çok hızlı. Hasan. Ali Gümüş'ü geçti. Gökay. Gökay. Adnan İltemir sanki İltemir Yatırım'ın şey fanatik taraftarı değil de hani anti taraftarı gibi değil mi? Aynen. Üçgenle az önce Erdem'le şey dedim. Üçgen asansör. Üçgen asansörü tutuyor Adnan İltemir. Çok enteresan. Orta. İbrahim. İbrahim şimdi pas geçmedi. Gökay. Gökay, Gökay, Gökay. İbrahim gerçekten çok başarılı. Şimdi İsmail sol ayak vurdu. Mükemmel bir kurtarıştı Abdullah'tan. Bugün gerçekten yan oblak gibi. Şimdi pas durmuş. Durmuş, top dışarıda. Evet. Abdullah abinin geçmişinde bir kalecilik var. Ya da Allah vergisi. Yok, çok iyi kaleci. Son uzun bir iki hafta çok şanssızdı. Uzun süredir takip ediyorum. Hani tecrübeli bir kaleci. Zeytin Dalı maçında da biz ona da dikkat etmiştik. Hani sağlam kaleci. Vuruş. İbrahim. İbrahim pas, Ali Gümüş. Hasan, şimdi İbrahim. Dönen top. İsmail. Gökay. Ramazan döndü, pasını verdi. Gökay çapraz vurdu, gol oldu. Çok güzel bir gol Gökay'dan. Çapraz da köşeye gitti. 1-0 önde İltemir Yatırım. Ramazan vurdu. Evet, kurtarış Abdullah'tan. Ramazan abi de dün 2 saat maç oynadı. Durmuş abiyle birlikte. Ne maçı? Şahinalı sahada 40 yaş üstü. 40 yaş üstü. Bu bizden sonraki vuruyor mu böyle? Yoksa oynuyorlar mı onlar? Kendi aralarında hepsi akraba varsa. Evet. İsmail. Gökay. Bizim İltemir'in forveti vardı, şu Ali Şay. Dün şov yaptı. Maşallah. Sol ayak değil mi? Sol da var, sağ da var. Eski varsak sporun şeyi. Şimdi Erdem, Erdem, Erdem. Erdem pası da ama nereye? Ali, Ali Gümüş. Geçti. Sol ayak. Sağ ayakla vurdu kaleci Abdullah. Şimdi Erdem. Gökay. Az önce çok güzel bir gol attı Gökay. Gökay. Top hala Gökay'da ve top dışarıda. Ramazan kontrol. Gökay. Gökay. İbrahim. İbrahim'den Erdem'e çapraz. İbrahim pası, Hasan. Evet, gerçekten Durmuş'tan çok önemli bir müdahale. Bomboş kaleci Osman. İsmail. Gökay. Gökay. Ramazan. Ramazan pası, İsmail çapraz. Top dışarıda. 7'de 1. Gökay. Pas, Ali Gümüş. Karşısında Mustafa var. Hasan, Hasan var, özür dilerim. Ramazan, son anda Abdullah. İltemir Ramazan abinin kartından sonra tuşa geçti. Evet. Çok önemli bir silah İltemir için. Orta, Erdem, Hasan. Hasan. Hasan'da top hala. Erdem'e verdi. Erdem. Daha geliyor. Durmuş. Hasan'dan Durmuş'a. Durmuş'tan Erdem'e. Dönen top. Vuruş. İsmail. Ramazan dün sen bizi oynaştırıyordun. Yine hiçbir şey yapamıyorsun. Ali Gümüş. Ramazan'dan Ali Gümüş'e ve mükemmel bir kurtarışta.
Evet, Abdullah gerçekten mükemmel kurtardı ama dönen topta sol kanatta İsmail orada. 8'de 1 İsmail abi. Çaprazdan golünü attı. 2 oldu. Erdem kaleye, kaleci Osman. Evet, ilk yarıda üçgen asansör. Üçgen asansör gerçekten değil mi? Gerçek üçgen asansör. Ya benim gördüğüm üçgen asansör bu değil. Şimdi Ramazan, karşısında İbrahim var. Nereye? Hasan. Geri pas Abdullah. Hasan. Ramazan kaptı. Şimdi İsmail. Gökay. Pası Ramazan. Ramazan çapraz. Top dışarıda. Erdem. Taç kullanacak üçgen asansör. Erdem bir kafa. Harika. Mükemmel kurtardı Osman. Evet, ne hünerler varmış Osman'da. Harika bir kafa, harika kurtarış. Kadıköy Panter. Orta. İbrahim kontrol, vuruş Gökay. Şimdi kontrol 2'ye 1. Ramazan pası. İsmail. Karşısında Durmuş var. İsmail ve kaleci Abdullah. Kaleci Abdullah. Evet, gerçekten ilk yarıda inanılmaz iyi oynuyor İltemir Yatırım. İbrahim vurdu, direkten döndü, mükemmel şuttu. Çok güzel bir karşılaşma. Futbolun gerçekten oynandığı. Evet, Ali Gümüş pası, Ramazan kontrol, vuruş, top dışarıda. Evet Abdullah. Bu futbolun burada güzel olmasının sebebi sizsiniz. Zaten hani biz Barsan yerlisiyiz ama burada böyle bir stat olduğunu bile bilmiyorduk. Barsan nasıl yerlisisiniz Erkancığım? Barsan'da yerlisi. Yerlisi olan böyle bir bölgeyi nasıl bilemez? Biliyorduk da hani burada halı saha yapılmış, hani gelip git. Bir kafa topçu efendim. Gelip görmediğimiz bir yer hani. Evet. Veni vidi vici diyelim o zaman. Geldiniz, gördünüz. Geldik sizin sahayenizde. Yoksa hani yolumuz düşmez. O kadar da değil canım, lütfen. Yok canım ya, işletmecilerine kızıyor. İşletmecileri de çok değerli. Top kaybı Ramazan ve Abdullah'tan bir mükemmel kurtarış daha. Harika kurtardı Abdullah. İşte gerçekten defans oyuncularına bakıyor, kızıyor büyük ihtimalle. Niye bu kadar atak veriyorsunuz diye. Gerçekten de haklı. Pas. Biraz daha konsantrasyonu yüksek olması lazım üçgen asansörün. İlk yarıda son 1 dakika. Gökay'dan Durmuş'a, Durmuş'tan Gökay'a. Gökay. İsmail. Ali geçersin. Ali Gümüş. Abi gittim. Hasan. Ali Gümüş. Evet, top kaybı. Şimdi Durmuş. Durmuş ve gol. Durmuş'tan, evet, harika bir gol. 2-1 skor. Evet, buradan Talip abi geçmiş olsun diyoruz Talip'e. Hastası vardı. Evet. Varsak'ta çevik halı sahada skor 2-1, İltemir Yatırım önde. Ramazan ortaladı, son anda İbrahim. Ve ilk yarı sona erdi. İkinci yarı başladı. Erdem'in vuruşu top dışarı çıktı. 2-1 skor. Gökay kontrol, karşısında Durmuş var. Gökay Durmuş. Şimdi Durmuş orta, kaleci Abdullah. Abdullah'ın gecesi gerçekten mükemmel kurtarışlar yaptı. Şimdi Ali Gümüş. Ali, Gökay pası, Ali vuramadı. Hasan. Dönen top. Şimdi orta, Ramazan. Kontrol ve top dışarıda. Hasan kaleci Osman. Şimdi dönen top. Ramazan. Erdem kaleci Osman. Gökay. Pası Ramazan. Vuruş Abdullah. Çok çizgide.
Onu manası vermişse de saat başlıyor. Ramazan iyi döndü, golünü attı diyecektim, direkten döndü. Gerçekten köşeye girdi top ama top direkten döndü. Şimdi Hasan. Hasan plase top dışarıda. İsmail. Ali Gümüş. Ramazan. Ramazan yine kaleci Abdullah. Gerçekten Çanakkale geçilmiyor bugün. Abdullah çok iyi kurtarışlar yaptı. Yani maç 4-1, 5-1'e gitmediyse Abdullah'ın büyük katkısı var. Top kaybı. Son anda Abdullah. İbrahim. Pas. Geçme derdeme. Durmuş. Durmuş. Bomboş. Gökay 2-1. Gökay ve yine Abdullah. Gerçekten inanılmaz bir performans Abdullah'tan bugün. Gözlerimizin pasını sildi adeta. %100 gol çıktı. Çıkardı daha doğrusu. Ramazan. Ramazan yine Abdullah. Erdem, Hasan. Şimdi Durmuş da boşa kaçtı. Hasan. Hasan pas. Erdem çaprazda kontrol. Dönen top. Erdem. Ortaladı. Aldı atladı, mükemmel gol. 2-2. Harika bir gol. Erdem Durmuş AŞ. 2-2. Yani mükemmel bir goldü gerçekten. Az önce Gökay kaleciyle karşı karşıya kaçırdı. Kaçırdı mı diyelim, Abdullah mı kurtardı diyelim. %100'lük bir gol kaçtı ama dönüşünde gol oldu. Futbolda da gerçekten böyle şeyler oluyor. Vuruş Abdullah. Kaleci pantaya gitmiş şey ya. Bir kafa kaleci olsun. Beşiktaş şampiyon ya Şaban abi. Evet gerçekten. Bir enteresan bir an. İbrahim top dışarıda. Şimdi Gökay. Vuruş ve gol. Tam mükemmel, evet mükemmel bir gol. Çok iyi alana gitti top. Gerçekten olması gereken yere gitti ve 3-2 oldu skor. Hasan. Abi biz hazırlık maçını Adnan abiye göndermiyoruz. Kim gol attı diyecek, senin nereden? Geldi. Onur anladı, bomboş. Gol pozisyonu ve top dışarı çıktı. Vuruş, top dışarı çıktı. Erdem. Erdem kaleci Osman. Dönen top. Gökay. Şimdi Ali Gümüş. Ramazan çok hızlı. Ramazan da kaldı. 3-1. Ali Gümüş gol pozisyonu. Ters bir top. Vuruş. Son anda önledi. 3-2. İltemir yatırım önde. Adnan İltemir'in yokluğunda. Yine Oğuzhan Koç'un şarkısını söylüyoruz. Yokluğunda yine Adnan İltemir. Evet 3-2. Çıt yok. Futbol var. Abdullah bile röportajı ben yapabilir miyim? Tabii. 1-2 sorun var. Tabii her zaman. Evet 3-2 skor. Artık son. Yavaş yavaş karşılaşmanın son bölümüne geliyoruz. Şimdi İsmail. İsmail pası Gökay. Orta sahanın önünde aldı. Gökay karşısında Durmuş var. Gökay. Şut pozisyonu arıyor. İsmail vurdu topu dışarı. Gökay. Pas bomboş. Yine evet. Yine Abdullah. İyi yer tuttu. Skor 3-2. İltemir yatırım lehine. Son 3 dakika. Ali Gümüş. Hasan bastırıyor. Ali Gümüş orta alanda.
Erdem, Mustafa, Erdem. Şimdi Durmuş. Beraberlik golü gelebilecek mi? Durmuş, Ali Gümüş. Pasını verdi. Erdem vurdu, top dışarı çıktı. Erdem, orta Erdem. Bir kafa yine Abdullah. O ne refleksti öyle gerçekten. Çok güzel kurtarış. Müthiş kurtarışları var Abdullah'ın bugün. Gerçekten 3-2 ise skor Abdullah. Çok önemli. Orta. Evet, kornerden gol olacaktı neredeyse. Hasan pası geçerse tehlike, yakalayamadı Durmuş. Ali ve top ağlarda, girmesiyle gol atması bir oldu işte taraftarlar. Ali attı. Ali girdi, golünü attı ve 4-2 oldu. Abdullah ne yapsın artık gerçekten? Kaleye. Son dakikalar artık. İltemir Yatırım galibiyete çok yakın. Üçgen asansör lig serüvenine yenilgiyle sonlandıracak gibi. Ali konuşma lütfen, Ali sesin çıkmasın. Konuşmasını bilmiyorsun. Baba ya. Ali diyorsun sen atmasın. Durmuş. Durmuş. Durmuş, top dışarıda. Karşı sona erdi. İltemir Yatırım galibiyetle kapattı normal lig sezonunu. Evet, üçgen asansör İltemir Yatırım karşılaşması gözlerimizin pasını sildiler gerçekten. Ya böyle futbol oynandığı zaman, böyle kavgasız, gürültüsüz, futbolun ön planda olduğu maçlar oynandığı zaman inanın bizde çok büyük zevk var. Ki çok yorulmuştum ama hiç böyle yorulmadım yani maçı anlatırken. Ben Ramazan abiyle başlayayım sonra siz. Tamam. Yo yo. Sen, şey, gel abi, gel, abi. Gel abi. Evet Ramazan abi. Şöyle seni de o tarafa alalım Abdullah abi. Şöyle tamam. Yayında. Galibiyetle bitirdiniz. Çok şanssız zamanlarınız oldu ligde. Evet. Sen ceza aldın. Senin yokluğun çok etkiledi takımı. Çünkü orta sahada gerçekten çok önemli bir oyuncusun. Yani ben seni tebrik ediyorum. Yaşına rağmen gençsin normalde. Hani yaşına rağmen müthiş işler yapıyorsun. Çok koşuyorsun. Goller atıyorsun. Birazcık Arif Erdem'i de hafif arası da böyle. O da futbolda olacak. O ne olacak? Neçede hakem? Neçede oyun hakem bu. Hakem var tabii. Evet. Kalacak. Neler düşünüyorsun? Galibiyette kapattınız. Ya şimdi biz zaten toplama takımdık. Biz kendi takımımız değildi. İşte Adnan İldemir ilk önce bir takım kurdu. Sonra ikinci takım kurdu. Ya şimdi biz hepimiz çalışanız. Yani takım çok bozuldu. Yani aradaki arkadaşlar kavga etti. Problem oldu. Kimse işte bir ben oynamak istiyorum, o oynamak istiyor. İşte bir de yedek. Evet, yedek problemi var. İşte bir de ceza aldık. Arkadaşımız Gökay'da bir maç oynuyor, 3 maç sakatlanıyor. Tabii o da etkiliyor bizi. Kaleci problemi var. İşte kalecimiz bir hafta geliyor, bir hafta gelmiyor. İşte şanssız tabii. Bu kadar. Yapacak bir şey yok. Playoff'larda rakibinizi bekleyeceksiniz. Evet, aynen. 18 puanla bitirdiniz anlamıyorsam. Bence bu futbolla büyük şansınız var diye düşünüyorum çeyrek finaller için. İki ön eleme turu yapmanız lazım çeyrek final için. Zor ama çok, yani zor ama çok da siz, bu futbolunuza göre de kolay bence. Ya şimdi takımı kendimiz ayarladık. İşte Adnan İldemir bizden ayrıldı. Ayrılmadı da şey için problem oldu yani geçen haftaki maçta. Ya şimdi şunu da kısaca, hani çok da terletmeyelim, terleri evet. Kuruyacak. Aynen işte artık ne olursa. Şunu söyleyeceğim şimdi, Adnan İltemir'in sizde olmasının biraz hep ter topu, ben ona da söyledim. İşte her topu istemesi, evet, bağırması. Evet, evet. Gerçekten bağırması. Şimdi bak çıt yoktu. Ben evet, o da şimdi değil mi? İşte bugün takım iyiydi gördün. Kesinlikle. Sessiz, kimse sesini çıkarmadı. Ya o herkes da topunaya. Size karışıma katılabilse evet, o da aynen. Bence faydalı olacak ama evet. İşte. Onun da futbol tarzı. Rakibimiz de iyiydi. Tebrik ederiz. Peki, teşekkür ederiz. O zaman kırmadın. Evet Abdullah abi. Şimdi Erdem sen de alayım şöyle. Abdullah abi gerçekten şimdi çok mükemmel bir performans gösterdin. Benim üzüldüğüm nokta şu. Yani üzüldüm derken tırnak içerisinde futbol anlamında. Sen çok iyisen takım demek ki yani defansta, orta sahada çok kötü. Değil mi? Yani kaleci yıldızlaşıyorsa. Vallahi arkadaşlar elinden geleni yaptılar abi. Biz de yaptık. Ama arkadaşlar daha iyi oynadı. Golü buldular. Bizde şanssızlık, direklerden dönen oldu. Çok baskı da kuramadık gerçi, işin açıkçası da o. Adamlar iyi oynadı, kazandılar. Tebrik ediyorum.
Ben Özlem İnşaati tabii 27 puanı var, onu hesaplamamıştım ama onlar da şimdi 4. sıradasınız büyük ihtimalle. 5. sıradaki takım Burkay Mermer olacak gibi, bilmiyorum yani tam, yani büyük ihtimalle hani 5. sıradaki takımla ya da ben bazen çünkü 25'tiniz siz, yenildiğiniz için 25'te kaldınız, onlar 27 puanda Özlem İnşaat. Yani büyük ihtimalle 4. sırada bitireceksiniz. Bence kötü mü değil, sadece son 1-2 hafta işte. Biraz bir çözülme oldu özellikle Zeytin Dalı maçından sonra. Aynen öyle oldu. Gerçi iş yorgunluğu bir yana, arkadaşlarda ufak tefek sakatlıklarımız var. O da çok etkiliyor bizi. İlla ki zaten yapacak bir şey yok abi. Yani elinden geleni yaptılar. Biz de yaptık. Futbol bu. Yani golü bulabiliyorsun, bulamıyorsun. Arkadaşlar rahat buldular. Ondan yapacak peki, şey kalmadı. Peki bir hafta, bir 10 günlük bir dinlenme süreniz var inşallah. Her şey i̇nşallah, daha gönlünüze olur. Arkadaşlarımız da inşallah iyileşirler o zamana kadar. O da bizim için bir avantaj özel, olur. Özel olarak tebrik ediyorum seni gerçekten başta. Erdem senle de bir kısaca görüşelim. Çok geçmiş olsun, ayağında herhalde bir sakatlık var. Evet. Nasıl değerlendirsin 13 haftayı? 13 hafta inişli çıkışlı bayağı bir maceralı geçti. Tabii eksiklerimizi yavaş yavaş, yani maç oynadıkça tamamlamaya çalıştık. Biraz psikolojiyle savaştık. Rakipler iyi. Kendilerini kuvvetlendirdiler. Zaten bekliyordum. İlk 3 takımı özellikle hemen hemen tahminlerim doğru çıktı. İşte bugünkü maçta zaten sakatlığımdan dolayı 2 tane arkadaşımızın olmaması kadroda. Yani çok da fazla kasmak da istemedik. Çünkü hem sakatız, bir de önümüzde elemeler var. Onun şeyi var. Düşüncesi var. O yüzden güzel bir maçtı ya. Genel anlamda. Evet, eklemek istediğin başka bir şey var mı? Eklemek istediğim organizatör. Yok, organizasyon değil. Yani şimdi nerede mesela, son olarak öyle sorayım, son soru. Yani nerede eksik var sence? Yani nerede bir sizin, gerçi bunu biz, söylemek de ne kadar doğru ama yani. Takımla ilgili eksikliğimiz aslında bizim psikolojimizi biz kontrol edemiyoruz. Yani genel anlamda, yani en ufak bir, kendi içimizde maç içinde olabilir gerçi ama çok şey yapıyorlar ya, sinirleniyorlar, oyundan kopuyorlar. Yani bugün de oldu birkaç tane pozisyon. Acaba iş, yani o düzeni, çarkı işleyip yani dönmeyince mi o çark şey oluyor? Hani siz demiştiniz ya bir ara, işler kötüye gidince reaksiyon, işte reaksiyon burada fark ediyor. Yani psikolojiyi kimse kaldıramıyor demek ki. Bir de maçlar şey oldukça, zorlaştıkça herkes hırslı tabii, kendini kaybediyor. Yani mühim olan burada işte zaten illaki birinci bir kişi olacak. Bunu da kabullenmek lazım. Futbolda yenmek varsa yenilmek de var. Bu normal bir şey ya. Olabilir. Peki. Güzel başladınız, iyi bitmedi ama bence playofflarda da iyi başlayacaksınız diye düşünüyorum. Elemelere zaten daha çok ağırlığımızı vereceğiz. O yüzden çok fazla hani sakatlanmaktan yana sakınıyoruz. Peki, kameraman da bizi uyarıyor, artık herhalde şey bitecek. Çok teşekkür ediyorum ben size. 13 hafta boyunca teşekkürler. Bizi gerçekten iyi temsil ettiniz. Size ayrı teşekkür ediyorum. Futbolunuzda zaten gözlerimizin pasını sildiniz. Bu son dönemler olabilir. Bakalım playoff'ta neler olacak. Eyvallah.